insanın ardından bu sözler söylenir. Celal bunlara hak eden bir insandı. Ne söylesen söylense az kalır diyebiliriz bugün. Çok şey söyleyebiliriz zamanımız yettiğince. Bu salonda yakını teyze oğlu var, Mehmet. Ona hepinizin adına en yakın başsağlığı diliyoruz. Bizler de kız kardeşiyiz. Bizi kız kardeş olarak tayin etmişti. Ben de Esun'um. Belki de bu sözü bu yüzden aldık. Gazeteci arkadaşlarına, dostlarından önce. Kız kardeşlik de ağırdır. Çok dostluk süreçlerimiz yaşandı. Çok özel günler yaşadık. Sevgili Celal Başlangıç'ta. Onu unutmayacağız. Ara ara arkadaşlarımız burada konuşurken onlarla paylaşacağı anıları olacak. Meslek ilişkileri olacak. Ama istiyoruz ki Celal'in özelleri biraz özel kalsın. Bazı özelleri. Hani daha böyle Ayşe'nin de göreceği, Ayşe'nin de izleyeceği, Ayşe'nin de olacağı bir şeyde paylaşılacak. Celal Cemiyeti önceki onur kurulu üyemiz sevgili Celal Başlangıç bu değerlerle gazetecilik yaptı. Ağır bedeller ödedi. Gazetecilik mesleğinin en önemli isimlerinden biriydi. Bir ülkenin demokrasisi gazetecilerin görevlerini yapıp yapamadığıyla çok yakından ilgili. Celal Başlangıç gibi o mesleğini onuruyla yapan hiçbir gazetecinin sürgünde ölmemesini diliyorum. Celal Başlangıcı, üyemiz, eşi sevgili Ayşe Yıldırım Başlangıcı ve siz sevgili arkadaşlarımı, dostlarımı sevgi ve saygıyla anıyorum. Teşekkür ederim. Çukurca'ya gidecektik. Celal çok erkenci ve aceleci bir arkadaşımızdı. Ölümü de öyle oldu. Çukurca'ya gidebilmek için aslında Van'a gitmek, Van'dan başka bir üzerinden Hakkari'ye gitmek, oradan Çukurca'ya gitmek gerekiyordu. Hayatını bir bıçak darbesiyle galiba kaybeden o zamanki Cumhuriyet Halk Partisi Hakkari Milletvekili Cumhur Keskin bize şunu önerdi. Biz işte önce arabaya binelim, sonra nehirleri geçelim, ondan sonra da katıra binelim, Sumara Katra geçidini şey yaparak, katırla tırmanaraktan en sonunda Çukurca'ya varalım diye. Böylece çok kısa gideriz dedi. Ve biz buna inandık. Tabii ki çok uzun bir yolculuk oldu bu. Ve hayatımızda Celal'inkini hatırlamıyorum ama benimki ilk kez bir katıra bindim. Katır çok kendi başına hareket eden bir hayvan. Dolayısıyla bir şey yapman gerekmiyor. En uçtan gidiyor. Celal'in sadece katırlarla değil, işte otobüslerle, 2 yıl boyunca Metin Göktepe davasının takibinde, sokaklarda, mahkeme koridorlarında, Diyarbakır'ın sokaklarında birlikte faili meçhul cinayet saatlerini beklemekte. Hep birlikte olduk. Karşımda hepsi gelmiyor aklıma. Mesela Güçlü Konak'ta. Birlikte olduk ve hep sokakta, hep sokaklarda ve meydanlardaydı. Celal Başlangıç benim için aslında muhabirdi. Ve muhabirlik bugün Türkiye'de artık, yani muhabir olmak sanki bir parya olmak anlamına geliyor. Paryalık güzel bir şeydir aynı zamanda ama bu anlamı başka türlü. Ve arkadaşlarımız, genç arkadaşlarımız, zaten daha az genç olanlar köşe yazarlarını tercih ederek gazeteciliğe devam ediyorlar. Oradan muhalefetlerini yürütüyorlar. Ama gazeteler ve medya esas olarak muhabirlik üzerine kurulu bir şey. Dolayısıyla bu genç arkadaşlarımıza köşe yazarı olmayı değil, yükselmeyi, editör olmayı değil, bütün bunlar da çok kıymetli tabii ki. Ama muhabir olmadan bütün bunlar olamaz diye düşünüyorum. O nedenle Celal'in hayatına baktığımız zaman hem muhabir ve dolayısıyla pek çok gazetenin kuruluşunda da yer aldı. Bunu da çok önemsemek gerekiyor. Yani tabii ki Yeşilyurt Köylüleri haberi son derece önemli bir haberdi. Bunu çok iyi bilmek gerekiyor. Ve genç arkadaşlarımızın bütün bunları öğrenmeleri gerekiyor. Ama Celal sadece bundan da ibaret değil. Celal'in muhabirliği, yöneticiliği, kuruculuğu, oyun kuruculuğu son derece önemli. Ve aynı zamanda hani az önce masa başında hiç görmedim dedim ama keyifli kısmı da var. Pek çok masalarda da birlikte olduk.
Bugün de galiba akşam öyle bir program varmış. Celal'i orada da alacağız. Buradan şunu söylemek istiyorum. Celal'i özleyeceğiz ama esas olarak muhabirlik kısmına Türkiye'nin şu anda ona çok çok ihtiyacı var. Önce genç arkadaşları Celal'in bütün kitaplarını okumaya davet ediyorum.